Sezon raporundan merhabalar değerli izleyiciler. Aspor'un sezon sonu programı, sezon sonu indirimi. Süper Lig'deki takımları değerlendireceğiz. Aynı zamanda tabii neler yaptılar sezon içinde, nasıl performanslar, kırılma haftalarından tutun da rakamlara kadar keyifli bir program olacak. Elbette şampiyon Beşiktaş'la başlıyoruz bugün ve 3 değerli konuğumuz var. Sevgili Serdar Sarıdağ, hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Yayınımıza. Güvenç Kurtar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Yayınımıza. Güven Taner'siz bir Beşiktaş final programı bence olmazdı. Güven abi, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Kravatımdan mı? Kravatla tabii yani. O siyah beyaz kravat bir tek sizde var. Ama çok da yakışmış zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Sevgili eşim seçti. İlla bunu tak dedi. Artık yani yani taraf görünmemenin bir anlamı yok. Tarafsan tarafsındır. Sezon bittikten sonra tarafını söyleyebilirsin. Evet, yani bu saatte yani artık. Sezon içerisindeki yarışa objektif bakabiliyorsak tabii ki. Olaylara objektif baktıktan sonra dışarı çıkar çay içerken taraf oluruz birbirimize karşı. Bravo, ben de öyle vallahi gördüm. İlker bu sene şampiyon oldu. Ben de mavi siyah konseptimdi. Ya ben de kravatlar, şimdi her şeyde kravat takıyorum, tamam mı? Vallahi herhalde 150-200 tane vardı galiba kravatım. Onları ayırdım buraya. Siyah beyaz kravat yok şimdi. Cili bir cili var. Takmadım bu sefer, biliyor musun, kravat? Ya, hocam ilk kez kravatsız görüyorum seni. Bir şey söyleme. Ne oluyor bile geçen gün. Ya o elbiseyi giyme. Abim de diyor. Şurası buruşuk. Burası bilmem ne. O seni ihtiyar gösteriyor. Bir tane taraftar yazmış. Bu seni yaşlı gösteriyor. Hele aynı şeyi giysem var ya, yandım ya. Tabii. Yandım. Hele bir aynı kravatı Allah'tan giymedim, biliyor musun? Bakıyorum yani. Onları ayırdım böyle dolapta. Ama çok programa çıkmışım, biliyor musun? Onun için dikkat ediyorum. Öbürleri de çok cicili bir bugün var. Bugün İzmir'deydim. İzmir'de birisi gördüm. Yani otelin önünden çıktım. Cüneyt'le birlikte, sevgili Cüneyt Şen'le birlikte servise bineceğiz. Adam beni gördü, geri geldi. Kesinlikle dedi, ekranların ayarları bozuk. Abi sen zayıf mısın dedi. Ben seni hep şişman zannediyordum dedi. Kesinlikle ekran ayarı bozukmuş. Yani sizin ekranlarınız için değil. Benim televizyonumun ekranı ayarı bozuk dedi adam. O televizyon bayağı HD değil, SD'dir muhtemelen Serdar. Adam çünkü orada beni yalnız yani çıplak gözle gördü abi. Adam ama dedi, bir şey söyleyeyim, sen Frita gibi misin televizyonla dedi. Yani canlı gördükleri zaman bir şey var. Kilo yokmuş abi sende dedi adam. Evet, bana. Daha kilolu gösteriyor. Yani, sen de şeye inanma, yaşlı gösteriyor diyenlere inanma. Hiç, yani o azınlık onlar, çoğunluğa bak. Gayet genç hocam, gözüküyorsun. Yaşlı hocam. Gözüküyorsun diyenler azınlık, doğru ve hepsi senin yaşıtındır, emin ol. Onlardır. Peki. Kıskanıyorlar ya. Bugün İstanbul Boğazı siyah beyazlı değerli izleyiciler. Beşiktaşlı taraftarlar motorları maviliklere sürdü. O görüntüler de ekranlarınıza gelecek ki Beşiktaş'ın şampiyonluklarında artık bir tahammül. İstanbul'da yaşayanlar iyi bilirler, Boğaz siyah beyaz olur ve onlarca, yüzlerce motor İstanbul Boğazı'nda. Beşiktaş takımı da herkese öyleydi. Yöneticiler, futbolcular şampiyonluğu kutladılar ki analarının aksütü kadar helal. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğu. Kazananı alkışlamak dünyanın en kıymetli şeyidir. Yarışta sizi kıymetli yapan şey de kazananı alkışlamaktır ki işte diğer taraftarlar için alkışlama zamanı, Beşiktaşlı taraftarlar için sevinme zamanıydı. Çok da renkli görüntüler vardı. Hele Abubakar'ın bir dansı vardı. Çok acayip. Müthiş bir dansı vardı. Onu söyleyeyim. Oyuncular mikrofonlarımıza konuştu. İlerleyen dakikalarda kimle konuştu ona da bakacağız ama İstanbul Boğazı'ndan çok keyifli görüntüler. Güven abi, şu görüntüler güzel işte. Sezon elbette, böyle oldu. Elbette güzel. Ya yani. Boğaz'ın da güzel. Bir de birisi birine vurmadı, biliyor musun? En iyisi de o. Yani ben görmedim de. Hayret yani, maşallah diyelim. Çok şükür ya. Kazasız belasız. Evet yani. Evet, çok güzel bir kutlama. Bu karambolda olacak şey. Şuraya bak ya, değil mi? Nasıl bu arada kaza olmadı, hayret. Maşallah diyelim. Ha? Şuraya yani, bak ya, her an bir şey olabilir sanki. Vallahi herhalde tekneleri kullananlar sadece tekneyle meşgul oluyor. Herhalde canım, onlar ayrı şey. Onlar taraftar gibi değiller evet. De. Ama görüntü çok güzel. Tabii mesela şey zamanı, pandemi olmadığı dönemdeki şampiyonluktan sonra çok daha kalabalıktı. Elbette. Mesafeler çok güzel. Şimdi bunu pazarlayacaksın dünyaya işte. Bunu Beşiktaş Kulübü, sen ne yapıyorsun? İspanya'ya gider gitmez Madrid'in müzesini geziyorsun, sahasını geziyorsun. Filmlerde görüyorsun, işte statlarda, işte maçlarda görüyorsun falan. Şunu gören insanlar, hani Google'a işte arama motorlarını Boğaziçi yazan turistler, yurt dışında yaşayanlar şu manzarayı falan gördüğünde evet, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna bir denk gelsek biz de. Diyecekler oralardayken. De peki, yani şey önceden bunu pazarladıktan sonra çekimlerde şampiyon değişir. Ama. Ama şampiyon olacaksın sezon sonunda. Ama bir dakika ya, şu görüntüler değil. Covid ne olacak? Ha? Ona ne diyecekler acaba o zaman? Şuraya ama bu bak ya. Takım ha? Şey herhalde değil mi? Bu, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Covid işini de tam çözemedik. O konumuz değil ama.
bu kalabalığın, yani şu teknedeki kalabalık zaten maçlarda veya idmanlarda şurada burada hep beraber olanlar. Yani evet, futbolcular, evet, eşleri, evet, kulüp personeli. Ha, o zaman. Evet. Orada şey yok benim bildiğim kadarıyla. Kulüp onlar dışında zaten insanlar yok. İki ya günde bir testten geçiyorlar. Evet, tabii. Evet. Muhtemelen test falan yapılmıştır. Yani Valentin Rozier işte Beşiktaş'ın kulüp kanalına kutlamalar esnasında konuşurken şöyle bir ifade kullandı. Ben gelmeden bana yüzlerce fotoğraf gönderdiniz Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarından gelmeden önce, imzayı atmadan önce, ama geldim bunu yaşadım, yaşamak çok daha başkaymış. Muhakkak yani. Ama işte Serdar'ın söylediği o nokta, gelecek futbolculara da o hani meşhur Come to Beşiktaş mesajını atarken göndereceğiniz bol miktarda görsel var ki bu keyifli görüntüler bu gündüzden değerli izleyiciler Beşiktaş stadında kutlamaların da devam ettiğini söyleyelim. Keşke Covid olmasa ve taraftarıyla birlikte Beşiktaş bu kutlamaları yapsaydı ama hem erkek futbol takımı hem kadın futbol takımı, erkek futbol takımı iki kupayla birden çifte kupa çok kritik. Ve belki önümüzdeki sezonun başı işte Süper Kupa, belki 3 kupa olacak, belki üçleme gelecek. Bunu da göreceğiz. Ama işte o kadar çileli geçen 40 haftanın ardından o kupayı aldığınız zaman tüm derdinizi unutuyorsunuz herhalde. Yalnız bir tek herhalde Beşiktaş değil mi Boğaz'da kutluyor bunları? Tabii. Yani bu başka üçüncü, bir takım görmedim üçüncü, ben değil mi? Evet. Yani tam anladım da başka bir takım nasıl? Ben hani Fener şampiyon olsa, Galatasaray şampiyon olsa X bir takım. Boğaz'da kutlayan ve Avrupa'da da görmedim ben, duymadım. Veya vardır hocam, işte belki. Fenerbahçe şampiyon olduğunda Fenerbahçe arkadaşlarımızla Bağdat Caddesi'ne gidiyorduk. Galatasaraylılarla caddeye çıkıyorduk, Beyoğlu'na çıkıyorduk. Beşiktaş'ta Boğaz'da. Boğaz'da kutlamanın patentini alsınlar. Artık Real Madrid şampiyon olduğu zaman onlara da burada bir tören düzenlenebilir yani. Vallahi şey yapıyorlardır ya, hani gıpta ediyor derler ya. Evet. Vallahi Serdar doğru söylüyor ya. Bunu versinler abi, dünyada bütün herkes Arjantin, Brezilya turistik görsünler. Ha? Çok evet, turistik, evet, bir görüntü. Çok, çok güzel bir gün. Işığı var, sıcaklık, ısı ona göre. Yani yağmurlu bir günde bu tadı olmazdı yani. Çok, havanın netliği de iyiydi. Hiç evet, kuru bir hava da yoktu. Gayet güzeldi ve çok da eğlendiler Beşiktaşlı oyuncular da. Elbette kiminin kafasında yeni sezon var. Hesaplar, kitaplar da başladı. Yani işte biten kontratlar, hocanın kontratı ne olacak? O konulara bugün hiç girmeyeceğiz. Çünkü Beşiktaş şampiyon olmuş, bırakalım bütün Beşiktaşlılar bunun tadını çıkarsın. Önce bitmiş yarışın değil mi? Bitmiş savaşın hesaplarını görelim. Hangi haftalar kritikti, hangi futbolcuların performansı üst düzeydeydi? Bunları konuşacağız ama Beşiktaş takımında kutlamaları devam ediyor. Tüm oyuncuları, teknik heyeti, Beşiktaş yönetimini bir kez daha can yürekten tebrik edelim. Hiç kolay değildi. Yani tarihimizin en uzun sezonunda bu Covid belasıyla birlikte ve hani klasik İstanbul'un 3 büyük takımı hesabında en az şans verilen Güven abi Beşiktaş. En mütevazı kadro Beşiktaş. En fazla sürpriz oyuncu çıkaran Beşiktaş. Yani sezon öncesinde kim derdi ki Kyle sana bunu yapacak? Ya da kim derdi ki Valentin Rozier? Kim derdi ki Raşit Gezal? İşte arkadaşımız Mustafa Mandev'in yaptığı bu yıl en iyi haber. Raşit Gezal'ın belgelerini motorla, Beşiktaş'ın yetkilisi motorun arkasına binmiş, motorla son anda tescil bürosuna yetiştirdiler. O görüntüleri Aspor'da paylaştık mesela. Halbuki Allah korusun gelemeseler, Gezal yok mesela bu sezon. Ne kadar kritik bir yolculuk. Gezal da o kuryeye sarıldı bugün birkaç kez yani. Evet, evet. O görüntüler bu. Sezonun asistidir o. Evet. O motor görüntüleri. O motosiklet sezonun asistini yaptı. Bu önden gelen arkadaşımız Beşiktaş Kulübü'nün yetkilisi. Barış. Evet. Barış Bey, Gezal bugün ona sarıldı. Evet. Evet. Arkadan gelen Barış motosikleti kullanmadı. İşte onlar motosikleti kullananlar evrakları götürenler taşıyordu. Ya şimdi öyle bir şey ki yani Beşiktaş'ta hani şeyi konuşmayalım diyoruz ya, sadece Beşiktaş'ın mutluluğu yani futbol, ayrıntılara girmeyelim ama senin saydıkların altında şöyle bir şey var. Şimdi Gezal'ı konuşuyoruz. Ben Gezal'ı Beşiktaş'a gelmeden önce tanımıyordum. Sen tanıyor muydun? Yok. Bilmiyorum. Belki tanıyanımız vardı. İzledik, yani, izlemişliğimiz vardı tabii ama yani şuna bak dediğimiz yok. Hani Rozier'i tanımıyoruz. Efendime söyleyeyim, Abubakar'ı tanıyoruz ama ne vereceğini bilmediğimiz için bu büyük risk dedik durduk. Ben dedim. Tanıdığımız için büyük risk dedik. Sakatlıkları evet, sakat değil mi? Evet. Ama adam yani ilk 30 maçta, 30 değilse de işte 28 maçta falan Beşiktaş'ın tırmanışına şey koydu, yani ismini koydu, adını koydu, özelliklerini koydu. Ondan sonra Joseph geldi. Joseph Arabistan'a giden, orada futbolu unutup geliyor dedik. Adam geldi, neredeyse yılın futbolcusu adaylarından bir tanesi oldu.
Rozier'i hiç tanımıyordu. Kendi takımı da oynatmıyordu doğru dürüst. Ama geldi adam müthiş işler yaptı. Yani nasıl bir performans yani gösterdi Beşiktaş'tan, ya? Beşiktaş'tan bakın arkadaşlar bakın Beşiktaş'tan Burak gitti. Aa Burak nerede? Demedik hiç. Bir kere dedik mi ya? Kimse demedik. Bilmem Gökhan Gönül gitti. Aa nerede demedik. Rozier tozunu attı yani. Unutturdu. Bilmem Caner gitti. Hiç anmadık. Elneni vardı geçen sene Atiba'nın yanında. Muhteşem katkılar yaptığı var adamın yani. Elneni'den daha fazla takdiri Josef aldı. Josef aldı. Şimdi ve bu transferler ne kadar zamanda yapıldı? Serdar sen daha iyi bilirsin tarihler. Son hafta içinde falan yani neredeyse. En kritikleri son haftalarda yapıldı. Evet. Büyük büyük riskti yani Beşiktaş. O riskleri bile kendisi pozitife çevirdi, olumluya çevirdi. O yani ne vereceğini bilmediğimiz insanlar, yani oyuncular daha doğrusu Beşiktaş'ı ayağa kaldıran, ondan sonra öne çıkaran adamlar oldular. Abi kaleciler... O, İki tane genç kaleci. Ya ben olsam çıkmazdım vallahi bak. Ben olsam çıkmazdım yani. Bravo Sergen'e, helal olsun yönetime. Çıktı. Bir tanesi oynadı. Şimdi aradan Utku geçti. Ben takip ediyorum tabii. Üç tane maç oynadı biliyor musun? Kritik şeyde atıldıktan sonra biliyor musun? Başakşehir, Fenerbahçe bile. Mesela o üç maçta oynamasa mesela performansı iyi olmasa eyvah. Gitti ya bırak onu bir puan kaybetsen orada. Bir tane berabere kalsan yandın. Artı bir şey daha var. İçeridekileri söyleyeceğim. Necip sol bek oynadı. Biliyor musun? Sol bek oynadı. Stoper oynadı. Dorukhan. Ya Dorukhan bir maç sol bek oynadı biliyor musunuz? Dorukhan. Bir maç ya o maç oynamasa da iki tane yok. Necip yok veya neyse. Gittin ya şampiyonluktan oluyorsun biliyor musun? Bak, i̇lk, Dorukhan ya ilk, bir tane. İlk senin söylediğin o Başakşehir ve Fenerbahçe maçları Beşiktaş'ın ayağa kalktığı maçlardır. Değil mi? Utku, birinci devreden kaleci. Kastediyorum. Hayır. O maçlarda Beşiktaş'ın savunma dörtlüsü Rozier yok, Vida yok, Wellington yok, Anskala yok. Dördü de yoktu. Dördü de devşirme oyuncularla oynadı. Necip de o maçları kazandı. Ya, stoper oynadı biliyor musun? Montero ile Necip stoper oynadı. Necip de ben stoper nasıl oynanır orada gösterdi bana. Vallahi billahi stoper nasıl oynanır diye herkes alıp o maçı seyretsin ya. Pozisyon bilgisi çok iyi değil mi hocam? Ya müthiş ya. Yani. Ya onu söylüyorum. Adam hani az oldu. Ya, yani, ya heykele de gelecek adamlar. Vallahi bak. Bir tane ya sol bek oynuyor. Ya sol bekin yok ya. Ya Dorukhan sol bek oynadı. İki tane kalecim var genç. Onlara güveniyorsun. Hadi bir tanesini tamam diyelim ki çok iyiydi. Ya öbürünü koyuyorsun. En kritik iki tane üç tane maçı sana alıyor. Hocam Rize'de miydi? Abu Bakar sakat. Cenk sakat. Larin'i onun da bir sakatlığı vardı. Üçü de yoktu. Pardon, üçü de yoktu. Gökhan Töre'yi oynattı. Gökhan Töre. Atiba şey oldu ya. Müthiş oynadı. Ne derler? Abu Bakar oldu o maçta sırtlığı yani. Verdi. Ya ne oynadı biliyor musunuz? Aferin ama mesela bak onu orada santifor oynattı. Çok güzel iş yaptı ya. Ya bizde var ya hemen ya işte bu oynar mı santifor? Oynar kardeşim. İmanına kadar da oynar ya. Süper de oynadı biliyor musun? Ya. Şöyle yapalım mı? Beşiktaş'ın bu sezon genel istatistiklerine bir bakalım. Bazı rakamlara bakalım. İşin hikayesini konuşmaya, oyuncuları değerlendirmeye de devam edeceğiz. 40 maçta gol ortalaması, tam bir şampiyon ortalaması. 2.2 maç başına gol ortalaması. Maç başına 10.8 şut. Maç başına isabetli 5.3 şut. Yani ortalama 5.5 şutu her maç kaleyi bulmuş Beşiktaş'ın. Topa sahip olma, sezon yüzdesi %60 topla oynayan taraf. Başarılı pas %84 bu çok iyi bir rakam. İkili mücadele kazanma %51.9, hava topu kazanma %56.7. Sezonun finalini anlatan rakamlar bunlar. Özellikle gol noktasında Beşiktaş büyük sorunlar yaşayacak derken hiç sorun yaşamadığı yer gol noktası oldu. İki tane de santiforu sakat. Geçmiş olsun. Cenk Abubakar. Ya Cenk'in de sakattı ya adam. Tam golleri atmaya başladı of derken. Ya bir de bak bir şey söyleyeyim mi? Ne Cenk'le konuşuyor ne bilmem ne. O sakatlandığı maçta baktın mı? Serdar sen daha iyi bilirsin. Bandajla çıkmış ya. Bandajla çıkmış o. Aynı dizi bandajla. Sakat bile çıktı oynadı ya. Tabii. Ya 8-10 ayı gitti biliyor musun? Yani çıktı oynadı. Ben herkes sana yapmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Onun patella kırıldı bu dizindeki şey. Yani öyle duyduk bir uzun. Öyle yazıldı. Uzman evet. Olarak bilmiyorum söylemiyorum. Benim de patellam kırıldı. 2003. Bu kaç sene olmuş? 18 sene olmuş. Hala dizim ağrıyor. Yani 4 parça hala orada tellerle bağlı. Arada bir sekerim falan. Yani ondan... Oynayamazsın değil mi seneye? Ben artık... ben hiç kusura bakmayın.
ısrar etme hocam. Ya bir şey söyleyeceğim. Dorukhan hani bu kupa törenine her oyuncu çıkarken şarkı seçer ya. Dorukhan'ın seçtiği şarkıyı biliyorsun değil mi Mustafa? Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Abi bu gecede seçtiğin şarkıya bak ya. Yapma bir ya, dakika bir mu? Daha söyle. Sezen Aksu'nun Gidiyorum şarkısını. Aa. Böyle bir kupa gecesinde seçtiğin şarkıya bak ya. Ama üzülmüştür ya. Sen bakma abi yani. Başka gün yani kupa gecesi ama ya. Ya. Ben sen bakma. İnsanlar çünkü, kupa tamam, kaldıracak. Anladım da çok üzgündür ya. O ya orada mı? Işte. Üzüntülü de orada. Bu gece üzüntülü göm üzüntünün yani. İçine o zaman. Şimdi ben o Dorukhan olayını yani bu konumuz içinde var herhalde. Bunu var var. Konuşabiliriz. Konuşmamız Dorukhan, lazım. Dorukhan olayını çözemiyorum. Şuradan çözemiyorum. Yani Dorukhan'a Beşiktaş'ın bir defa yerli oyuncuya, yerli iyi oyuncuya da ihtiyacı var. Dorukhan'ın da yaşı 24 değil mi? Yani Dorukhan'la çalışmaya devam etmesi lazım. Ama işte Beşiktaş'ın da belli bir ekonomik yapısı var. O yapının içinde ödeyebileceği paraları vaat ediyor futbolcusuna. Ödeyemeyeceği parayı niye vaat edeceksin? Davalık olacaksın vesaire falan. Şimdi bu durumda Türkiye'den başka şey de almadım diyor. Yani yönetici şeyi menajer açıklama yaptı 2-3 gün evvel. Hele Fenerbahçe'yle hiç konuşmadık bu konuda diyor. Hani dedikodular çıktı ya Fenerbahçe işte Beşiktaş ne kadar verirse ondan şu kadar fazla biz vereceğiz anlaşma demiş sözde. Onu da yalanladı. Peki yurt dışından da kesin bir şey yok, bir çağrı yok. Neye güvenip de Beşiktaş gibi şu anda artık yani Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Bu ülkede artık futbolcuya çok fazla para yani ederinden fazla paranın artık ödenmeyeceği ve ödenemeyeceği apaçık ortada. Kulübün geliri yok, neyle ödeyecek ki? Biraz aklını kullanacaksın. Şimdi nereye gidiyor? Ya bir yerden bir garanti aldı demek ki. Ya bir ortayı bulsalar bence iyiydi. Bence mecburiyeti ya. Var. Bence mecburiyeti var. Benim anladığım. Ne yani gibi? Mecbur gitmeye. Sanki bir ön anlaşma mı? Onun bir şey mi? Mecbur sanki ya da verilen bir söz var. Ben öyle hissediyorum. Bak Salih Uçan Trabzonspor'da ilgileniyor, Galatasaray'da ilgileniyor, Beşiktaş'ta ilgileniyor. Galatasaray'ın verdiği parayla Trabzon'un verdiği para ve Beşiktaş'ın verdiği para arasında farklar var. Belki de en az para teklif eden Beşiktaş yönetimi belki de. Ama oyuncu buna rağmen Beşiktaş'a daha sıcak bakıyormuş. Neden? Şampiyonlar Ligi. Yani orası adamın öyle bir pazar ki var. Yani. Bir planı var. Diyor ki adam ben diyor Avrupa'ya tekrar geri döneceğim. Hani ben büyük takıma gideyim para alayım para kazanayım değil. Ben oraya kendimi yeniden ispatlayacağım diyor. En yakın kestirme yollar neresiyse oraya gider. Dorukhan da Avrupa'da oynamak istiyor. Onun da hedefi o. Şu an en yakın kestirme yer burası. Bu takımı biliyorsun, arkadaşlarını tanıyorsun. Alışkınsın artık bu takıma. Hocan seni seviyor, taraftar seni seviyor. Burada bir sene daha oynayıp gençsin, başarılı. Yani Salih kaç yaşında Mustafa? Hatırlıyor musun hemen yaşını? O da 25-26 falandır en fazla. Tabii, yani. 26-27. O bu yaşta tekrar Avrupa hedefini önüne koyuyorsa, sen ondan çok çok daha genç olan Dorukhan, yani burada bir sene de oynayıp Avrupa'ya gitmen daha kolay olur. 27 yaşında. Bu kadar net. Adam burada oynayacak Beşiktaş'ta. Belki bir sene hani gelirse Beşiktaş'a. Belki iki sene sonra gidecek Avrupa'ya. Yani bu yaştayken bunu hesaplıyor. Ama Dorukhan ondan daha genç. Çok daha genç. Doğru. Burada ben vakti var daha hani zaman olmaz. O açıdan söylüyorum. Bir de çok diri ve tempolu, güçlü Dorukhan. Yani öyleydi. Ben son maçlarda onu da görmedim. Gene öyle. Ya biraz kırılmıştır. O dönemi direkt oynamıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Tabii maç eksiğin var falan. Ama onda da hocam milli takım motivasyonu var şu anda. Oynuyor. Yani hem Beşiktaş'la bir şampiyonluğa koşmak, kendini gösterme ortamı, hem de milli takıma seçilmek önemli. Ben o de duyumumu söyleyeyim bir... o zaman Dorukhan'la ilgili. Bilgi değil, duyum. Serdar'ın da böyle bir duyum varsa lütfen söylesin. İspanya Dorukhan'la ilgili. Ben de yani İspanya. Ben ilk etapta Fenerbahçe'ydi. Evet. Çünkü biraz yurt dışı gibi görünüyor değil mi? Fenerbahçe resmi olarak değil ama Fenerbahçe adına birileri dolaylı olarak Dorukhan ve Dorukhan babasıyla zaten görüşmüşlerdi. Bir menajer değişikliği de olmuştu. Bunlar olan şeyler. Bunlara kimse ters bir şey diyemez. Futbol dünyasının içerisinde olan şeyler. Ama o zaman da hani Beşiktaş ile kontrat uzatmaz, istediği rakamla anlaşamazsa Fenerbahçe'ye gider dediğimiz Dorukhan o zamanki Fenerbahçe değil. Artık o takıma hem orta sahaya
Bir de ne geldi? İşte İrfan Can'la Mesut geldi. O zamanki Fenerbahçe için de efendim Mert ya da Ozan'dan biri Avrupa'ya gider. O boşalan yeri de Dorukhan'ı getiririz. Parlatırız. İşte onu da göndeririz falan gibi bir planlama konuşuluyordu sağda solda. Ama şimdi artık oraya Mesut ve İrfan Can geldi. Ama onun temposu, bunun şeyi, dinamikliği onlarda yok ki. Yani o, ya ben Dorukhan mesela şöyle söyleyeyim. Benim teknik adam o ayrı bir nokta. Sen haklısın tamam. Orada da. Ama onun isimler başka, orada ağır basıyor biraz artık. Ağır ama bundan sonra böyle olursun yani. He, o başka. Orada haklısın iki tabii. İki tane Sivas'tan, ondan binlerden. Sivas'ı yensen Kayseri'yi zor yenersin falan filan yani. Sivas'ı yenseydin yani, şampiyondu. Ama yani ben o tür şeylerde biraz daha dağınık, geniş bakıyorum olaya. Sivas'ı yensen şampiyonsun. Ama o sırada Beşiktaş'ta Karagümrük'ü yenseydi olamazdı Fener şampiyon. Yani hayır, biz, olsaydı iki tane olsaydı karşılaştırırsan yan yana. Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenildiği bir haftada sen o hafta Sivas'ın yenseydi o haliyle söylüyoruz tabii ki. Ay, tamam onu anlıyorum ama işte o varsayımı tam bir eş değer benzeri yani şey diyor çürütüyor. Yani Beşiktaş da Karagümrük'ü yenseydi Fener gene olmazdı. Bu varsayım yani. Biraz böyle hani halamın bıyıkları olsaydı gibi uçuk bir varsayım değil yani. Yok ama biraz zorlarsam Konyaspor'u şampiyon yapıyorum. Mustafa Güven yapar. Haklı o konuda çevresi hesaplıyor. Ama yok ama bizim konumuz yani burada Güven abi şöyle. Evet. Fenerbahçe'de bir eksiklik var yani orada orta sahada dinamizm eksikliği var. Pelkas, Mesut, ne o şey İrfan. Sosa. Sosa. Dördü de şimdi tabii biraz ağır konuşacağım ama ağır olacak. Yani yakışmayacak ama hani halı saha futbolcusu derler yani böyle orada teknik kapasitesi çok şey seyirciyi böyle mutlu edecek hakikaten klas futbolcular ama Dorukhan gibi yani tempolu, çabuk, süratli. Ya ne bileyim ben Avrupa'da gitse oynar biliyor musun? Her takımla oynayabilir. Yani şaşırmam. Adamı var ya inan var ya büyük takımlar Avrupa'ya gitsin oynasın şaşırmam. Şimdi bir grafik daha ekrana yani gelecek ama hani öncesinde Dorukhan'la ilgili daha önce de söylemiştim. Siz futbola büyük emekler vermişti basında. Sahada büyük emekler vermiş insanlarsınız. En azından nispeten genç bir kardeşiniz olarak şöyle ortama bakıyorum. Dorukhan'ın yerine ben olsam gider Ahmet Nur Çebi başkanın yanına. Başkanım nereye imzayı atıyorum der. O imzayı atar yürü giderim. Çünkü Dorukhan'ı Eskişehir Spor'dan Beşiktaş aldı getirdi parlattı yaldızladı. Bu imzada vefa borcu olsun. Ama gerekirse şart koydu ki bir oraya bir serbest kalır maddesi koyalım de. Avrupa'dan bir takım isterse gideyim de. O tür şeyler olabilir ama bir imza bence Dorukhan'a çok önemli. Bir sene de oynamadı. Sakatlıktan. Çok güzel yorumladı. Dorukhan'ı gitti getirdi. Keşfettiler falan takip ettiler. Parlattılar. Beşiktaş bir platform. Milli futbolcu yaptı. Şimdi Beşiktaş yani. Bir platform. Bir şey söyleyeceğim sana. Sosyal medyada platforma video koyuyorsun. Kazanıyorsun. Paranın hepsi sana mı geliyor? Ne diyor platformun sahibi? Beraber. Tabii. 50-50. Tabii. Bu da bir platform. Ticari bakıyorum. Aldı seni, oynattı. O şansı verdi sana. Eskiden futbolcular Anadolu kulüplerinden, yani İstanbul dışı kulüplerden gelirken orada 1000 alıyorsa bu kulübe gelirken 500'e geliyordu, 600'e geliyordu. Niye? Ya kendimi göstereceğim ben Beşiktaş'ta Fener. Onlar değişti. Mustafa çok kısa söylüyorum hemen. Bu Beşiktaş'ın emeğinin kaymağını Beşiktaş yemedi. Dorukhan'ın sonradan anlaştığı menajerler yedi. Budur işte. O yüzden Beşiktaş sana hak ettiğinin fazlasını verdi. Kusura bakmasın. İspanya'ya gitse, affedersin, İspanya'da alacağı paranın yarısı da vergiye gidecek. Şakır şakır Türkiye'de nete oynuyorlar. Ondan sonra kulüp ödüyor vergilerini değil mi? Orada parasının yarısı da oraya gidecek. Daha fazla da para kazanmaz. Dorukhan kapasitesindeki bir oyuncuya da İspanya'da ancak ikinci, üçüncü sınıf takımlar alır yani. Daha önce Ozan Kabak hatırlarsınız Galatasaray'da yaptı. Yani bu takıma vefa borcum var o yüzden şu rakama bir imza atacağım dedi. Galatasaray'da dedi ki ya bana serbest kalır maddesi şu yapın da ben gideceğim. Dorukhan da gitmek istiyorsa elbette gitsin ama ya bir imza at oraya en azından Beşiktaş'ın kasasına da bir para girsin. Bence karşılıklı böyle bir vefa borcu vardı. Mustafa'nın söylediğine şimdi, katılıyorum. Çok mantıklı, çok akılcı bir seçim. Yani öyle kazan olacak evet. Abi. Kimseye arkanda hiçbir bana köprüyü yıkmayacaksın çok giderken. Güzel, çok güzel düşündün. Keşke bunu böyle dinlese onu akrabaları, anası, babası, şusu, busu da böyle bir şeye girseler. Evet, hasbelkader bir kardeşi, abisi olarak benim tavsiyem de buydu. Peki Beşiktaş'ta şimdi skora katkı grafiği gelecek. Bu çok çarpıcı. Bugün çarpıcı değil. Herkese çok normal geliyor ama bence bunu sezon başında tahmin olarak yazsak herkes bizimle alay ederdi. Raşit Gezal 8 gol, 17 asist. Kyle Larin
19 gol, 5 asist. Aboubakar 15 gol, 5 asist. Enkudu 8 gol, 4 asist. Atiba 4 gol, 8 asist. Rozier 1 gol, 6 asist. Beşiktaş'ın toplam golü 89. Şimdi Larin'i Zültevaregem 2 milyonu denkleştirse alıyordu. Değil mi sezon başında? Zültevaregem'de. Alamadı diye de Beşiktaşlar üzüldü. Hayır, almadı diye de Beşiktaşlılar da hani keşke bu adamı okutsaydık dediler ama ondan işte bir hayal kurdu Sergen Hoca ve işte Kanada milli takımı hocasının söylediği Larin'i nasıl kullanacağımızı bize Beşiktaş öğretti meselesinde. Acayip bir Larin performansı. Gezali hiç kimse böyle tahmin etmiyordu. Aboubakar, Enkudu çoğu maç yedek. Atiba zaten hani Atiba'yı ayrı bir parantez açacağız. Rozier herkese. Ama Larin'le başlayalım. Serdar. Larin kıl payı Beşiktaş'ta kaldı. Sezon başında. Transferin son günlerinde. Herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takım bu oyuncuyla ilgilendi. O zamanlarda Beşiktaş bir tane forvetle görüşüyordu. Herhalde Mandzukic veya Kalinic ikilisinden biriydi galiba. Evet. O olsaydı belki Larin gitmişti. Ama nasıl gidiyordu? Hani bir bonservis bedeli alacak mıydı? Sonuçta alacakları da vardı. Kulüpte hakikaten zor durumdaydı. Ha yönetimin zaten ilk şeyi Larin kalsın. Çünkü Larin'in değerlendirilmesini istiyordu yönetim. Hoca da bir kenar oyuncusu istiyordu. Sol tarafta. Çünkü Enkudu'nun bir belirsizliği vardı. Tabii bunlar olmayınca eldeki malzemeden ne çıkartabilirsen en iyisini çıkartmaya çalışın dedi Sergen Hoca. O arka direkt Larin olayını zaten şeyde ne derler? Özellikle milli arada ve bay haftası geldiğinde o dönemde çok çalıştılar arka direkt pozisyonlarına. Karagümrük maçı özellikle hazırlık maçı, Karagümrük hazırlık maçı tesislerdeki. Rozier'in ve Gezal'ın geldiği dönemler. Onlar orada görebildi ve biraz Larin'i hani orada denedi, oldu. Yani o gücüyle onu yapabildi. Tamam bir Enkudu değil. Bir kenar oyuncusu değil aslında. Gezal da bir kenar ama oyuncusu. Ama kanat forvet oldu. Mesela Babel'i evet. Hatırlatmadı mı çoğu maçta bize? Aynen öyle. Babel performansını, Babel'in Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdığı performansı. Ve bir de Larin geldiği günden beri hep şunu düşünüyordum. Ya bu Larin'i Beşiktaş'a Atiba getirdi. Dedi ki genç oyuncu istiyorsunuz, iyi oyuncu istiyorsunuz bu adamı alın. İlk sezon bazı özelliklerini gördü. Çenol Hoca onu hedef santrifor olarak denedi. Aldı maçlara sonradan. Atiba bu kadar yanılmış olamaz diye kendi kendime durmadan bunu söylüyordum. Yani bir patlama bir şeyler yapacak. Belki bizim lige uymadı diyordum ama o patlamayı yaptı. Öyle bir yaptı ki transferde kaç paralar konuşuyor? 12 milyon mu konuşuluyor Serdar? En son 12 falan gelir. Kim veren var mı ona o parayı? İngiltere veriyor. Kim? Vallahi İngiltere. Ben aslan fazla İngiltere. Veririm daha fazla veririm. Bak Güven abi ne oldu biliyor musun? Öbür stüdyodayız yani buraya taşınmadan evvel. Sezon başı bir arkadaşımız daha var burada program yapıyordu medyadan Fenerbahçeli. Ya ben bir özel maçı seyrettim tamam mı? Larin'i gördüm. Ya dedim ki ya bu Larin'i ben bilmesem tamam mı hani tanımasam. Ya Beşiktaş bir tane forvet almış tamam mı? Santifor almış. Oğlum ne biçim adam müthiş bir adam. Bak vallahi aynı söylediğimi söyledim. Ya ne top saklıyor süratli çabuk gol de atamadı. O arkadaş da hatta biraz tartıştık. Ya dedi gol atamıyor nasıl santifor. Ulan her maç gol mü atıyor Messi, Cristiano Ronaldo falan. Böyle bir de sürtüşmemiz oldu. Adamı şimdi gördüm. Bunun müthiş bir performans Larin'de. Ya dedim ki ne? Hani yine söylüyorum ya. Ya bu adamı hani Larin'i değil. Desem ki ya bir adam ulan Beşiktaş bir adam almış diyecektim. Tamam mı? Müthiş bir adam. Yani orada ben onun şeyini gördüm. Tamam mı? Ondan sonra da zaten Sergen onu Allah selamet versin. Kenara koydu. Orada bir de gole gitmesini öğretti. Sonra ya benim bir arkadaşım var Vedat diye Özdemir diye. Gülüyorum biliyor musun? Bu Larin santifor oynadı ya bir maçta gol atamadı. Dedi ki bu Larin santifor değil dedi. Ya dedim ki nasıl değil ya adamın esas yeri orası. Yok dedi oynayamaz falan. Ertesi hafta geldik burada adam 4 tane gol attı. Öbür hafta 4 tane santiforda. Ya var ya güler misin ağlar mısın? Şimdi dedim ki lan Vedat gol attıkça Vedat. Şeyi beğenmiyor Enkudu. Enkudu da o sıralarda başladı mı gol atmaya sol taraftan birkaç tane. Ya gidiyor şimdi bazı şeylerde insanlar yani ya olur mu olmaz mı bir maç kötü oynadı yaptı. Mesela Enkudu'yu kaç golü var? 8 gol 4 asist mi? Adam müthiş performansı var bana göre. Ben en tuttuğum adamlardan bir tanesi. Kupa maçını da bana göre o aldı. Yani birinci gitti ortaladı bitti arkadaş. Ben şeyi çözdüm.
adamı bir de şey orada sahabe şeyi geçti. Ne o Veysel'i falan tren gibi geçti gitti. Benim, o da çok mesela güvendiğim birisi benim. Güveniyorum abi. Taktiğe göre bazı maçlarda çok ihtiyacınız oluyor. Ya da maçın gidişatına göre bazı maçlarda bak, ihtiyaç duymuyorsunuz. Bir de bak neyi unutmuyorum biliyor musun? Abi sen hatırlarsın. Karagümrük'le ilk maç oynuyoruz. Oynuyor Beşiktaş tamam. Oynuyoruz dedim sanki Beşiktaş tövbe yarım. Niye öyle diyorum biliyor musun? Şimdi sen Beşiktaş'sın. Fener düşmanı, Galatasaray müşteri düşmanı falan diyorlar. Esasında ben tam yorum, ortadan yorum yapıyorum. Neyse. Şimdi bu şey gitti Enkudu. Sola çıktı. Sol açığı bak. Sol açığı kovaladı. Sol açığı diyorum. Gitti. Golü önledi. %100 bir golü önledi. Gelip baksınlar maçın başında. Gol olsa Karagümrük gene belki orada da mağlup olacaklardı. Diyorum iki yönlü oynuyor. Hatta bazı maçlarda ya şunu çıkarsın cezalı diyorum 10 dakika kala. Adam kovalamıyor. Gol yedi Beşiktaş mesela o zaman. Birkaç 3-4 tane maçı var böyle. Hatta mesela Sergen onlara bir baksa daha iyi olur. Belki fark yapacaktı. Ben dedim orada Enkudu olsa iki yönlü oynayacak. Onları mesela Fenerbahçe maçında kim geliyor sol bek ya akın akın geliyor değil mi Caner? Geliyor koy Enkutu'yu oraya. Ya bırak onu şeye koy ne o? Dorukhan'ı koy. Necip'i koy gelemez. Hele Enkutu iki yönlü oynadığı için çok hoşuma gitmişti biliyor musun? İki yönlü oynuyor abi. İki yönlü oynayan adamı seviyorum ben. Bir de gol de attı. Larin ya hele bir Konya maçı var. O şey Skubiç nasıl gidiyor sağdan değil her maç. Abi adım attırmadı. 10 kişisin. Hem gitti. Ya müthiş bir performans ya. Larin var ya. Yani bana şey, Larin'den Enkudu'ya geçtik bu arada hemen ama. Larin'i fark ettim hocam o kısmı. Fark ettim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ya onun da hakkını vermek lazım tamam mı? Hiç kimse bir şey demeyecek şimdi. Enkudu'yu şimdi ben bu arada araya sıkıştırayım dedim tamam mı? Ya sen Enkudu'yu açtın konuyu ben de Enkudu söyleyeceğim biraz sonra. Öyle mi? İyi olur. Ama neyi de söyle. Şunu söyleyeceğim. Şu geçişte, çok güzel bir yerdeyiz ama şu geçişte birkaç fotoğraf karesi ekrana gelecek. İstanbul Boğazı'nı gösterdik ya. Beşiktaşlılar Van Gölü'nde de motorları maviliklere sürmüşler. Bu görüntüler, bu fotoğraflar bugün Van'dan değerli izleyiciler. Bu çok güzel ya. Bu çok güzel. Evet. Beşiktaş'ın taraftarları değil mi? Evet, Çarşıvan. Oo vallahi. Van Gölü'ne motorları sürmüşler hocam. Bir tanesinde de Çarşı Van Gölü yazıyordu. Ben sosyal medyadan baktım. Evet. Hakikaten çok güzel ya. Müthiş değil mi? Müthiş. Ne güzel. Beşiktaşlı taraftarlar buldular mavilikleri. İşte bizim Konya'da falan yaşıyorsanız orada baraj gölü var. Orada da bir mavilik bunlar var. Bunlar mavi sevinç diyelim artık. Ya artık. Buyurun Güven abi. Evet. Hayır, Enkudu için şunu söyleyeceğim. Hocam şimdi sen daha iyi değerlendirirsin benden. Estağfurullah. Şimdi Enkudu'nun en önemli özelliği hızı ve çabukluğu. Evet. Ama topu Enkudu'ya ver. Şöyle bir yapıyor. İleri gidecekmiş gibi tık basıyor. Hız gitti. Bizi de kandırıyor. Sıfır. Sıfır. Duruyor. Ondan sonra bir bakıyorsun rakip yerleşmeye başlamış. Ondan sonra sağa doğru içeri doğru girmeye kalabalığın içine giriyor. Ya hızın varsa fırla git sıfıra. Var son öyle maçları. Golü attırdığın gibi. Son öyle maçtaki maçları gibi. Var. Evet. Ha var. İyi maç hep öyle böyle gidip de kesik ama golü attırdığı maçlar da var. Çoğunlukla ve %80-85 topu kaptırıyor içeri doğru girdiği zaman. Olsun abisi 8 gol 4 asist mi yine? Gene de çok iyi. 8 gol 4 asist evet. Şimdi burada bu kadar kaç tane de maç o yarım oynadı herif yani. Buradan bir de uzun sakatlandığı zamanlar oldu yani. Evet çok sakatlık geçirdi ya bir de. Evet. Ya bunlar hesaba katıp sakatlıktan sonra abi hemen forma giremez futbolcu ya. Bunu herkes bilsin yani ya. Ama işte, Mesut Özil için de söylüyorum olmaz arkadaş ya. Olmaz hemen giremezsin. Kolay değil yani. Kolay değil yani. Şimdi bütün bunu konuştuğumuz zaman sen biliyorsun bir yere gireceksin. Şimdi onun için bakıyorsun uzatma. Estağfurullah lütfen. Şimdi Sergen Yalçın faktörü çıkıyor burada hocam. Ne çıkıyor? Evet. Sergen Yalçın'ın eline iki tane kalecimiz var. Genç paramız yok dediği zaman yönetim kurulu tamam başkan diyor. Ben bunlarla oynarım. Bitti. Ama bir başka isim vermeyelim şimdi burada sataşma olmasın. Bir başka ünlü teknik direktörün önüne bu koşulu koyamazsın. İlle de isterim der. Çıkar seni toplumun karşısında başkanını zor duruma sokacak demeçler verir. Benim kalecim yok der. Veya almıyorlar der. Bizde şey var ligin ya. Ligin devre arasında 5 tane daha adam alır. Evet atanla aldırır. Tutan derler ya. Bizim şey öyledir ya bizim Türkiye'de. Atanla tutan iyi olacak. Ben kaleci isterim der. Evet. Yani ben şahsen vallahi ne bileyim ben. Yani ben isterdim yani şahsını. Sergen'den başkası el alırsın ama. Şimdi çok vallahi ünlü bir teknik direktör şunu yapar mıydı? İsmi vermiyorum ama herkes anlıyor. Şunu yapar mıydı? Geçen sene
Türkiye'nin en önde gelen sol beklerinden biri değil mi Caner? Beşiktaş'ta fırtına gibi öne çıkıyor, geri geliyor. Şimdi geri gelişleri zayıf diye kulüp takılmaya başlandı. Neyse ona göre oynatırsın. En fazla Fenerbahçe'nin asist yapan adamı yine ona göre kullanırsın, böyle oyna dersin. Öyle oynar adam yani. Her neyse. Caner en formda olduğu zamanda trak diye kesti mi Caner'i? Nereye koydu kulübeye? Kim oynadı yerinde? Rıdvan oynadı. Bir maç mı oynadı? Yarım maç mı oynadı? Maçın sonundaki 15 dakikada mı oynadı? Hayır. İlk 11'de oynadı. Hem de 3 maç üst üste oynadı. Hem de Caner de kenarda otururken. Bu o genç çocuğa nasıl bir katkı yapar? Hoca bana güveniyor. Ben oldum. Aman dikkatli olayım. Bitti, kazandı adamı. Ondan sonra 5 maç oynatmasa da Rıdvan milli futbolcu oldu. Tabii. Yani. Oraya taşıdı ama zaten hani bu yıl Beşiktaş'ın şampiyonu, her şampiyonluk çok kıymetli ama bu yıl Beşiktaş'ın bu kadar kıymetli bir şampiyonluğu elde etmiş olmasının temel sebebi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın muazzam kadro derinlikleri ve gösterişli transferler ve hani bu sezon başında kimse Beşiktaş'a şans tanımıyordu. Beşiktaş'ı Sergen Yalçın teknik direktör takımı yaptı. Yani şöyle bakıyoruz işte Raşit Gezer, Cezayirli değil mi? Kayların Kanadalı, Abubakar, Kamerunlu, Enkudu listenin üstündeki isimler, Fransız, asıllı Fransızı. Bunları bir aile havasının içine soktu işte. Bu oyuncuların hepsine dokundu. Dokunmadı oyuncu yok ki. Ya adamlar şampiyon olduğu zaman kenarda ağlıyorlardı ya. Yani. Tabii. Bu ne mutluluk, coşku ağlaması değil mi? Tabii ki. Yani hissetmiş yani adam. Yoksa zaten bakın Beşiktaş şeye başlamadan önce, son 4 maçına başlamadan önce 3 maçını 7 gün içinde oynadı. 7 gün içinde oynadı. Ondan sonra bir hafta işte 5 günlük falan bir boşluk vardı. Sonra şeye başladı. Galatasaray, Karagümrük, Göztepe ve final Antalya Spor maçı. Bunu kaç günde oynadı? 9 günde oynadı. 9 günde 4. Ama neyle oynadı? Hep aynı kadroyla. 2 kişi değişti en fazla. Yok zaten 4. 3. Aynı kadroyla. Bir şey söyleyeyim ama bitiriyorum. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de o yorgunluğu, yıpranmışlığı giderebilecek adam dolu kenarda. Bir tabii takım daha var. Yani onun için teknik direktör ve burada futbolcu karakteri de çok önemli. Çok. Kendilerini verebilmeleri değil mi? Abi hem Yön abi bak, hem o hem de o kondisyoner var ya, müthiş bir herif. Kimse bunu. Zaten bizim işimiz o değil, onların işi yani. Onların uzmanları var bu işi, kondisyoner. Şimdi Sergen'e mesela ben Murat'a bir gün dedim ki ya şu 3 günde bir maç oynuyoruz, 5 günde bir maç, söylemesin dedim. Niye söylemesin dedim biliyor musun? Hatay maçından evvel dedi ki mesela Sergen, ya işte bir gün daha olsun falan. Ne yaptın? 7 tane attın abi. Hiç söyleme, gerek yok. Senin takımın iyi. İyi çünkü ben biliyorum ya, bunu gerek yok, söylemesine gerek yok. Galatasaray maçından evvel de bir hafta istirahat ettin, yenildin. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Güven abinin söylediği gibi yedek yani fazla yani sonradan müdahale ettiğin adamlar fazla yok. Destek verecek sana aynı kalitede belki ama o kadar. Ama senin elindeki kadro iyi ve şunu söyleyeyim mi? Haftanın 2 tane maçını oynar, 3 maçını oynar bu kadro. Ben buna her zaman söylüyorum. Çünkü biz de futbol oynadık abi. Biz de hemen şey yapıyorlar mesela. Medyada da çok var. Yorgunluk var. Yorgunluk olmaz abi. Hocam özür dilerim. FIFA.com bir paylaşım yapmış. Dünya futbolunun patronu. Arkadaşlarımız paylaşımın Türkçesinde yazmışlar. Çifte kupayı gezegendeki en tutkulu taraftar gruplarından biriyle klas bir şekilde kutladılar. Hepsi Türkiye'nin kralı Beşiktaş'ı selamladı diyor. Beşiktaş taraftarlarının motorları maviliklere sürdüğü o fotoğraflarla, o görsellerle birlikte FIFA'da bir Beşiktaş paylaşımı yapmış. Şimdi ne ya Beşiktaş, bir şey söyleyeyim mi? Şurada şeyleri var. Bu WhatsApp'ın şey koyuyorlar ya, isim şu bu falan. Artık oraya ne yazmışlar biliyor musun? İyi ki Beşiktaşlıyım. Durum bilgisi. Durum bilgisi. İyi ki Beşiktaşlıyım ya. Çok hoşuma gitti biliyor musun? Ama şimdi tabii ben, sezonu böyle kupayla, çifte kupayla yine İzmir. Yani Gordon, ama Mustafa Denizli. Dün Mehmet Ayan da yayında söyledi. Sergen Yalçın çifte kupa, üçü de İzmir. Ve Sergen Hoca'dan önceki çifte kupanın sahibi Mustafa Denizli hocayı kampta ziyaret ediyor. Enteresan bir şey oldu değil mi? Çok İzmir uğru var. Şöyle Süper bir şey. Kupayı da burada oynayalım diyorlar. Necip'in yani Beşiktaş taraftarını en çok eleştirdiği isimlerden biri oldu hep.
Adamın double çifte kupası var ya. İki tane çifte kupası var. Necip, Necip nasıl size... eleştiriyorlar? Necip'in iki tane çifte kupası var. Ya. Orada birinin daha iki tane daha çifte kupası var. Stephen Marrone. Kondisyoner. Mustafa Denizli dönemindeki de kondisyoner oydu. Ha, evet. Öyle mi? Evet. Şu andaki. Şu andaki evet. De o. Vallahi bravo kimseye adama vermiyor. Hakikaten o milli arada durumu toparladı. Ama Güvenç Hoca burada. Şimdi topbaşı yapacaksın. Bu topbaşı yapacağın gün, bu da ilk resmi maçının oynayacağı gün. Arada ne oluyor? İki kamp, aradaki kamp 45 gün olması lazım değil mi? Evet 40 gün, 42 gün neyse. Ama şimdi biraz daha fazla maç oynuyor. Topbaşıyla PAOK maçı arası 12 gün falan herhalde. Zamanda hazırlansaydın, ondan sen 45 gün önce hazırlanmak istiyorsan lig oynanırken yarısında maçlara çıkmaman lazım. Pandemi öyle bir şans yok. Evet. Öyle bir şansın yok. Şimdi yani bir şey söyleyeceğim. Ya yok orada Serdar, bak. Bize 42 gün derler ama. Ben kaseti geriye sayıyorum. Şimdi biraz daha erkene çekersin o kaseti günleri. Geriye sayıyorum. Sergen Hoca'nın ve talebelerine, Beşiktaş'a, yönetime. Sen bunu bileceksin. Ama önündeki Trabzonspor'un ceza alıp almayacağı net miydi? Değildi. Ben ona göre hazırlık yapayım dersem bu coğrafyada vay senin Trabzon'un gözünde yerin var derler miydi? Ekonomi de müsaade etmiyordu. Derler zaten. Ekonomi de müsaade etmiyordu. Elini tutamıyorsun. Ona çok üzülmüştü. Atiba zaten kontratı bitiyor. İki tane adamı kiralık. Kalecin gitmiş. Zaten hazırlama. Hani sen ona hazır geleceksin diye bir şey söyleyemezsin. Çünkü ben bu muhabbeti hiç sevmem. Enkaz edebiyat muhabbetini ama zaten geriden başlıyorsun sen. Sen o şansın yok. Ben o günlerde dedim ki enseyi karartmayın. Bakın sosyal medyada duruyor o videolar. Enseyi karartmayın çünkü o süreci biliyoruz. İki maç arasında, top başıyla resmi maç arasındaki süreci değerlendiremedi. Ama diğer ligimizin diğer takımları değerlendirdi. Onların öyle bir şansı oldu. Geçen sezon ne zaman başladı? Ligin ilk haftasındaki ilk maçta derseniz ben kalkar giderim. Geçen sezon PAOK maçıyla başlamıştır. Sezonun ilk resmi maçı odur. Sezonda o zaman başlamıştır. Ama diğer kulüpler, hani yarışın içerisinde olanlar, hatta İstanbul dışındaki bazı takımlar zaten Avrupa'sı olmadığı için onu yapabildiler ve sezonu gümbür gümbür başladılar. Ama bu üç tane adamın da yoktu biliyor musun? Onlara da koy. Gezal yok. Rozier yok. Kim biri daha yoktu yani hatırladığım kadarıyla. Abubakar da yoktu o PAOK maçında. Abubakar da yok. Şeyde Enkudu sakat mıydı bilmiyorum onu. Tabii daha iyi bilirsin. Yani ciddi yani, sıkıntıları vardı. Tabii bir de o da var yani. Hazırlanamadın o da var. Şimdi yalnız şunu söyleyeceğim. Hani bize derler ki bir 42 tek gün. Trabzon deplasmanından 3 puanla dönülmesi Allah'ın bir lütfu sanki. Büyük lütfu. Bir mucize. O yani, inanılmaz bir maçtı. Ama bir büyük şey söyleyeyim mucize. Bak. Tamam, orada da, akıllı oynadı Beşiktaş. Bak Beşiktaş'ın bekledi, şansı topu var orada. Bekledi topu Trabzon'a bıraktı. Bak bir şey söyleyeyim. Ama oradaki... kimse galibiyet ihtimali vermiyordu Sergen Hoca'ya. Ben maçtan evvel bir dakika bak. O maçı burada biz anlatıyoruz. Nereden nereye? İlk önce şunu söyleyeyim. O maça geleceğim. 42 günde dedi ama şimdi artık çok fazla maç falan oynuyorsun ya. Futbolcular hazırlamak biraz daha erkene çekildi yani. Onu da bilelim. Neyse. Trabzon maçında ben buradayım. Trabzon'un kadrosunu ben ilk önce kadrolara bakıyorum Mustafa biliyorsun değil mi? Evet. Çok şey yana çıktık. Bir alırım bakarım. Az çok az ne yapacağını biliyorum takımın. Bir baktım Trabzon kadrosuna. Söylediğim laf şu. Dedim ki ben kaleci Uğurcan'ın yerinde olsam yanlarım ağrıyor derim. Maça çıkmam dedim. Vallahi bak maçtan evvel. Burada stüdyoda çıkmam dedim ya bu kadroyla nereye çıkıyor? Kim nasıl o antrenör falan. Hani Beşiktaş'ın biraz da hazır olmamasına rağmen tamam mı? Bir şansı o oldu biliyor musun? Yani oradaki genç ve acemi bir antrenör vardı yabancı. Neyse o da meslektaşımız daha iyi olur inşallah daha iyi yerlere gelir. Orada bir şansı oldu Beşiktaş'ın ama tabii ki bu eksikler. Ya Rozier'in bir şey söyleyeyim mi? Bugün ne geldi aklıma biliyorsun? Bu Rozier'den iyi bir sağ bek var mı gördüğümüz ya? Var mı Yunan abi? Yok vallahi hani, sezonun sağ beki. Yani evet. Yok bana evet. Abi nasıl bir şey? Gezal'dan daha iyi bir ön tarafta adamın 25 gole katkısı var ya. Raşit Gezal'in tabii. Evet yani. Gezal'in yani şimdi o Abubakar hatta Cenk yani bunlar geldi. Şimdi bunlar geldiği zaman takıma eksik başladın zaten. Bunlar yoktu ki. Cenk'i aldın devre arası hani Abubakar ya şurada var yani bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bizim resimlerimiz çekiyor. Dün de çekmiş bizim Orhan Topaç var şeyde Brüksel'de. Şeyde Belçika'da. Abubakar daha gençliğinden ben diyor tavsiye ettim kimse almadı diyor. Yalnız bu Abubakar diyor bir sakatlık geçirdi ve orada diyor ameliyat oldu. Kamerun'da yerinde. Bunun oynaması imkansız dedi. Beşiktaş bunu aldı ama dedi. Hayret ediyorum dedi.
Nasıl oynuyor dedi, ne hala dedi. Bak söylediğini söylüyorum. Bunu belki göz önüne aldılar, Cenk'i aldılar. Cenk Tosun'u aldılar. Ya adam da gitti ya. Adam yani sakat oynadı. Bak sakat oynadı ama ya. Ya maça çıkarken çok üzüldüm biliyor musun? Keşke oynamasaydı. Bandı yani, bandajı için sakatlandı yani. Oğuzhan zaten sakatlandı, sezonu evet. Kapattı. Oğuzhan tam iyiyken sakat. Laiç'in durumu yani çok fazla krizi de. Sergen Hoca iyi. Mensah, Laiç. Sergen Hoca bu krizleri de iyi yönetti. Bir de oyuncuları aynı şeye inandırmak önemli. Hani Josef de Souza gol katkısı listesinde yok ama işte sezon başında hepimiz biliyoruz Galatasaray'ın kapısından döndü. Josef'i Beşiktaş aldı. Diğer yandan Arap Yarımadası'ndan geliyorsun. Antrenmanı başka, yaşam şekli çok başka, her şeyi başka. Oradan gelip dönmek çok zor. Dönemedi kimse. Josef'in oynadığı oyun. Atiba, zaten Atiba. Ama sezon başında konuşmayı. Söylesene bana Atiba ile ilgili ne düşünüyorlardı? Oynar mı oynamaz dedi. Atiba'ya yani, bırakıyorlar onu artık. He? Yani bir Beşiktaş muhabiri. Şimdi değil ama geçen seneyi söyle bana. Evvelki seneyi söyle. Aynı. Yani geçen... Zor zor imza attırdılar galiba. Hayır. Biraz geç oldu yani. Geç girdi, o da geç girdi. Geç girdi işte, onun da sıkıntısını yani yaşadı. Yani o kalacak mı, ya oynayacak mı, oynamayacak mı? Gidiyordu, o biliyorsun. Göztepe'ye gidiyordu Atiba. Bak şimdi burada yönetimin geçen sene biter bitmez. Gideceksin, diyeceksin. Ne istiyorsun kardeşim? Ben bir sene daha oynamak istiyorum. Tamam, imzala. Ne zaten istiyorsun? Öyle olmuştur. Sergen Hoca'nın yardımcılığını yapmak istiyorum. Tamam, imzala. Onu hemen ismini koy. O adam niye iki senedir gelip sezonun sonlarına doğru kampa katılıyor? Ya bir de karakterli senin, bir çocuk. Yani bak son 3-4 sene senin en çok ilk 11'de forma giyen adam halen adamda pazarlık yapıyorsa ne istiyor çok merak ediyorum. 3 milyon euro mu istiyor? Çok merak kim ediyorum. Kim yapıyor pazarlığı ya? Ya bilmiyorum yani. O Atiba'yla mı? Ya o zamanlar şimdi Atiba'nın istediği durum şu. Yani adam diyor ki koştum kilometre. Oynadım 11. İki tane karşılaştırma yapsa bir futbolcuyla haklı. Evet. Şimdi yönetimde diyor ki arkadaş. Yaş diyor. 38. Bugün ben Zlatan İbrahimovic için idmanını seyrettim. Bu adamlar için yaş rakam sadece. Bravo. Var abi. Sana katılıyorum. Ben bu adamın biyolojisiyle anlaşıyorum. Adamın şeyiyle anlaşmıyorum ki yaşıyla. Nüfus kağıdıyla. Bedeniyle anlaşıyorum. Çünkü bedenini kazanıyor. Halen yaş diyorsan yok. Bu sene o yok. Hemen imza alacaklar. Zaten biraz da performansa dayalı çalışıyor. Ya Atiba'ya zaten garanti para versen de ben yatım falan demez. Ama evet, performansa dayalı evet. Kontrat. Alıyor adam. Adam hepsinde kar ediyor. Bir kere performansa dayalı oyuna yine Atiba. Adamı hazır değil tutuyorsun. Tabii. Kendini hazır tutuyorsun. Ve iş nereye geldi? O kadar çok maç oynadı ki. Yani şu sezonda Atiba sezonu tamamladı. Ya tamamlar. Seneye de tamamlar. Hayır, ya. Güven Çoğuş'a 21 takım var ligde ya. Ben seyrederken tamamlayamıyorum. Adam oynarken ya, nasıl tamamlasın? Ya içimiz... Ya bir olacak. Açık söyleyeyim. Bakın, abi Sergen ben... Yalçın doğar doğmaz futbol topu sektirebilen bir yetenek. Dün ne dedi biliyor musun? Ben futbol konuşmak istemiyorum dedi adam. Aynı şeyi söyledi. Abi böyle bir sezon olabilir mi ya? Yani ben futbolum, mesleğime hayranım. Mesleğime aşığım yani. Bu işi yapmak istiyorum. Futbolu da çok seviyorum. Ama ben bu sene futboldan bıktım ya. O adam bıktıysa ya biz bıktım. Nasıl bıkmayalım i̇şte abi? İşte ona örneğini verecektim. Sergen Yalçın gibi adam. Yani koluna ben efsaneyim yazmış değil mi? Futbolcu evet. Olarak. İnşallah teknik direktör olarak o efsane futbolcuyu geçen efsane bir teknik direktör olur. İnşallah. Sergen Yalçın'dan beklentim o. Yani bir zamanlar ne diyorduk? Bu ciddiyetsiz, işte sorumsuz vesaire falan filan. O örnekleri gösterdiği için... Ama Sergen Yalçın onları açtı. Artık apaçık gördük. Bitirdi. Başka şeyler de var. Biraz önce senin değindiğin bir konu var. Hani iki gün işte yok Sergen Yalçın maçın ertelenmesini istedi falan bıraksın. Orada Sergen Yalçın'ın muradı başka. Sergen Yalçın dış etkilerden korunmaya çalışıyor. Yani iki gün sonra oynar o maç. Oynadı da 7 tane attı. Ama... İki gün sonra oynan bir gün ertelenmesini istemeyen karşı çıkanlar niye karşı çıktılar? Beşiktaş'ın yorgunluğundan istifade etmek amacıyla çıktılar. İşte ona karşı da birinin mücadele etmesi lazım. Onun için evet. Ertelemediler dedi. Mesela konusu var. Beşiktaş'la az uğraşılmadı yani. Bu tür şeylerle uğraşıldı. Onları konuşacağız ikinci bölümümüzde Güven abi. Eyvallah. Müsaade edersen kısa bir aramız var. Tamam. O aranın ardından da arkadaşlarımız çok güzel bir Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsünü hazırladılar değerli izleyiciler. Ardından 3 usta isimle huzurlarınızda olacağız ve Beşiktaş'ın sezonunu konuşacağız. Evet, Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsünün satır başları değerli izleyiciler. Kırılma anları, kırılma maçları var, kırılma olayları var tabii.
Tebrik edelim bir kez daha siyah beyazlıları, Beşiktaş'a gönül veren herkesi, yönetimi, futbolcuları, teknik ekibi. Güven abi, Beşiktaş'ın kırılma anı bu sezon. Her şeyin başladığı an ya da size göre neresiydi? Vallahi yani pat diye bir tek şurada şu döndü diyemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın bu sene kahramanları çok. Tek başına değil. Yani başkan da bir kahraman. Yani nasıl kahraman? Zor zamanlar yaşandı. Hani Beşiktaş ilk 4 haftada 18.liğe düştü. 13.liğe düştüğünde ben Sayın Çevi'nin bir demecini anımsıyorum. Biz şampiyon olacağız dedi. Yani camia, herkes karamsarlık içinde çökmüş. Başkan çıkıyor, şampiyon olacağız diyor. İnandırıcı mı değil mi? Yani teknik direktör çıkıyor 5. maçtan sonra. Biz işte şunu yapacağız, bunu, yani bir özgüven enjekte ettiler. Hem futbolcularına, hem çalışanlarına, hem Beşiktaş topluluğuna. Ve bundan sonra belki orası kırılma noktası olabilir, sayılabilir. Ondan sonra o sözler, herkes eder bu tür sözleri. Teknik direktörler de yeri geldiğinde sözler, başkanlar, yöneticiler söyler. Ama önemli olan o sözlerin içini doldurmak, sözleri inandırıcı hale getirmektir. Bir baktık ki ne oldu? Biraz önce de öyküyü izleyenler, şampiyonluk öyküsünü izleyenler anımsayacak. Beşiktaş yenilgilerden, dibe düştükten sonra Denizli maçını, Denizli'de 3 attıktan sonra 2 yiyip 3-2 kurtardı. Sonra 7 eksikle eyvah gene çöküyor derken 7 eksikle Covid vardı bir sürü. Şeyin karşısına çıktı. Başakşehir'in karşısına çıktı. Başakşehir o günlerde daha şampiyon takım kimliğiyle çekinilen bir takımdı yani. Başakşehir'i yendi. Arkasından gene 5-6 eksikte Fenerbahçe'ye karşı çıktı. 4 tane gol attı. Maçın yarısını da 10 kişi oynadı. Tabii. Yani şimdi o zaman ne oldu? Sözlerin içi dolmaya başladı. O güven yaratıldı. Belki orası dönüş, yani kırılma noktası olabilir. Yani olumlu olarak Beşiktaş, ondan sonra da zaten ben çok iyi anımsıyorum. 16. haftada, bak 5. haftada Fenerbahçe'nin galiba 7, Galatasaray'ın 6 puan arkasındaydı. Hafızam beni yanıltabilir, bakıp düzeltiriz onu. Haftası değişebilir. Ama 16. haftada geçti, lider oldu. 16. haftada. Ondan sonra Fenerbahçe'nin 2 haftalık şeyi var. Liderliği var. Galatasaray'ın da 4 ya da 5 haftalık liderliği var. Ama Beşiktaş o dönemde hep bir maç arka eksikle oynuyor. Bay kaldığı için, daha önceden oynadığı için. Daha önceden bay kaldığı için, yanlış anlatmayalım. Ve Beşiktaş hep oralarda gene de yani lider olmadığı o 5-6 haftanın o dönemde de liderin ensesinde olan takım. Ve ondan sonra geldi. 6 puan öne geçti Galatasaray'dan. 5 puan öne geçti Fenerbahçe'den. Şimdi Beşiktaş averajla şampiyon oldu. Evet, averajla şampiyon oldu ama averajla şampiyon olmasını sağlayan bir kredisi vardı. 6 puan öndeydi. Tabii. 3 hafta kala, değil mi? O 6 puanlık averaj avantajla oraya kadar geliyorsunuz. Zor günüm geldi diyorsunuz. Kasadan alıyorsunuz. 6 puanı atıyorsunuz. Gene averaj benim diyorsunuz ve şampiyon oluyorsunuz. Yani bir defa, yani kırılma noktasını bundan sonra sorarsan demek ki o 5. hafta olarak söyleyebilirim. Ondan sonra bir daha kırdırmadı kendini Beşiktaş. Hep tırmandı, hep yokluklar içinde eksik adamlarla oynadı. Beşiktaş'ta bir şey daha var. Demin ona bağlanmak istiyordum ama vaktimiz kalmamıştı. Bunu mutlaka söylemeliyim. Beşiktaş dış etkilerle de mücadele etti. Sadece saha içinde mücadelesi rakipleriyle, normal futbol kuralları içinde. Dışarıdan da bir gerginlik yaratanlar oldu Beşiktaş'ın üstünde. Mesela ne oldu? Sergen Yalçın çıktı, dedi ki bir maçtan sonra, ben hakemin yönetimini beğenmedim dedi. Beğenmeyebilir. Beğenmedim ve bir daha beğenmediğim hakemin benim maçlarımı yönetmesini istemem dedi. Bunda ne var? Saygısızlık mı var? Hakaret mi var? Sövme mi? Küfretme mi? Bir şey mi var? Hiçbir şey yok. Vay, sen benim hakemimi nasıl beğenmezsin? Ben sana bir tokat çakayım da gör
diye sığ bir düşünceyle, basit bayağı bir düşünceyle MHK aynı hakemi bir sonraki maçına da verdi. Ben sana gösteririm diye. Ne gösterdin sen Beşiktaş'a? Hiçbir şey gösteremedin. Bu tür MHK'ler vesaireler de bu futbolumuzun başında bu tür düşünceye sahip, sığ düşünceyle, yani olayı büyük göremeyen, felsefi bakamayan, kendi kişiliği oturmamış, yani MHK olarak üst bir kişiliği oturmamış insanlarla futbol hakemliği yönetilemez, yönetilmemeli daha doğrusu. Ben diyordum ki, bunu daha önce bu masada, bu koltukta dile getirmiştim, 19 Mayıs'ta istifa etmeleri gerekir MHK'nin. Halbuki tabii 19 Mayıs niye diyordum? 18 Mayıs'ta ligler, ZTK falan bittiği için, ama playofflar da var tabii. MHK'nin daha görevi var. 26'sında bitiyor. 27'sinde istifalarını bekliyorum. Bu zihniyette bir MHK, Türk futboluna hiçbir yarar getirmez. Herhalde herkesin hemfikir olduğu nokta. MHK'nin bu sezonki yönetimiydi. Sizin söylediğiniz 5. hafta kırılmasından önce Trabzon galibiyeti, Antalya Spor'la beraberlik, Konya deplasmanında 4 gollü mağlubiyet, sonra içeride gençler 1-0'lık mağlubiyet. Herkes aynı şeyleri mırıldanmaya başlamıştı aslında Beşiktaş'a dair, ama orada bir şekilde küllerinden tekrar doğan, yarışa tekrar asılan bir Beşiktaş vardı Güvenç Hocam. Pes etmemek galiba bu işin doğasında var ama. Ya bir vazgeçmemek olayı var. Bak oraya gelen vazgeçmeme işte, evet, sözünü kullanıyorlar. Affedersin Güvenç. Vazgeçme. Ya sen nasıl vazgeçersin? Senin elinde 28 tane oyuncu var. Elit. Arkanda milyonlarca taraftar var. Cebine tonlarla para koyuyorlar teknik direktörün. Ben vazgeçmedim. Vazgeçemezsin ki. Ne demek vazgeçmek? Kim vazgeçer ya? Tabii Beşiktaş'ta o 28 ama futbolcu, o inanç, vazgeçme değil de inanma. Ama onu o zaman öyle koyacaksın. Yani, ne yani diyor? Che Guevara'nın lafı da var. Ona herkes, bazıları kendileri söylüyormuş gibi ortaya koyuyorlar. Seneler önce söylemiş adam. Vazgeçtiğinde kaybedersin diyor. Yenildiğinde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin. Savaşıma devam edeceksin. Vazgeçmedim. Kim? Sen vazgeçmediysen Beşiktaş da vazgeçmemiş. Bak şampiyon oldu. Ya yani, da bizim Ilgaz'ın devamlı söylediği Mahatma Gandhi'nin bir sözü. Ben hiçbir zaman yenilmem. Ya öğrenirim ya da kazanırım diyor. Mağlubiyeti de bir öğrenme olarak kabul ediyor. Tabii ama evet, öğrenmeyi bıraktığın zaman yaşamı terk tabii ediyorsun demektir zaten. Evet. Felsefelere yani başladık, bu da benim vallahi sözüm değil. Bu da benim sözüm değil. Ünlülerden birinin, ünlü düşünürlerden birinin sözü. İnsan daima öğrenecek. Vazgeçmemek. Bir teknik direktör vazgeçemez. Matematik olarak iddiası varsa, olanağı varsa vazgeçemez. Ne demek vazgeçmedik de falan. Hemen böyle bir horozlanıyorlar. Onun herhalde kaçış yolu şu oldu. Biz biraz da geleceği planlayalım. Ya da işte önümüzdeki sezonun kadrosunu kuralım gibi bir. Yani sen iyi niyetle oraya götürdün ama. Evet. Şimdi öyle bir şey oluyor ki 5. haftada 7 puan önde olduğun bir takımın 35. haftada 7 puan gerisine düşüyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun 37. haftada yakalamışsın. Puan puana gelmişsiniz. Şimdi o başarı mıdır değil midir? Sen 30 haftalık bir dilimde geride kalmışsın. Yani 7 puan önden, 7 puan 6 puan geriye düştüysen 13 hafta 13 puanlık bir fark yemişsin. O zaman da sen varsın işin başında. O ne? O başarısızlık o zaman. Hemen puan puana gelince işte biz böyleyiz, vazgeçmeyiz. Yok böyle de. Yani toplum da bunları yemiyor artık yani. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Şimdi bu rakamları söylüyorsunuz yani 5 puan geldi falan. Ben bunları hatırlamıyorum, biliyor musun? Ben Beşiktaş hep yani başaracak, hani şampiyon olacak diye falan belki demiyordum ama hep başarı, hiç bir arkada kalacak falan diye düşünmedim, biliyor musun? İlk defa ben şimdi 5 puan 7 puan aşağı olduğunu şimdi duyuyorum yani. Hiç öyle bir şey düşünmedim, bir. İki, kırılma noktası bak. Bir Fener, Başakşehir, Güven abi güzel söyledi ama bir Fenerbahçe maçına nasıl çıktı biliyor musun Beşiktaş? O Montero ile Necip çıktı. Stoper ya. Hadi Necip neyse dedim de Montero çok birkaç maç evvel o kadar kötü oynamıştı ki adam. Galiba Antep maçıydı. Kaleci atıldı onun yüzünden. Evet. Bir adam arkasından 2-3 metre geçti. Biliyor musun? 2-3 metre geçti. Şeyi, Montero'yu Ersin'de çıktı, atıldı biliyor musun? Allah'tan Utku da süper oynadı biliyor musun? Yani düşünebilirsin. O 2-3 tane maçı Utku oynadı ve çok iyi performans Gaziantep oynadı. Gaziantep maçı mıydı? Gaziantep maçıydı. Bakıyorum şu anda. Evet, kesin yani. Ondan sonra 3 maçta
Yani Sergen'im orada da bravo diyorum, biliyor musun? 3-1 kaybedilen Gaziantep. Evet, evet, o doğru. Maçın. Ondan sonraki maçlar bak, bir de yani 3 tane maç oynadı. Yani bir kaleci de orada şeyi, takımı kurtardı. Bir de Fenerbahçe maçı. Ya düşünebiliyor musun? Montero. Ya ben dedim ki Sergen delirdi herhalde dedim. Bu mentorayı var ya, ben dedim Montero. Ben ya Antep maçından sonra. Çünkü adam hiç hatırlıyorum ya. Yön abi 3 metre geriden geldi. Geçti abi, tren gibi herif ya. Daha evvel de fauller yaptı falan. Aa, eyvah dedim ben. Fenerbahçe maçı köşeyi döndürdü. Ama bana göre ne biliyor musun? Beşiktaş'ın inançlı, şampiyon olacağını hissettiği maç ne biliyor musun? 10 kişilik Konya Spor maçı. Evet. İkinci yarıdaki. Bilmiyorum. 10 kişilik Konya maçından sonra Beşiktaşlı futbolcular dedi ki biz şampiyon oluruz. Ben de inandım. O gün dedim ki artık bu Beşiktaş şampiyon olur. 10 kişiyle Konya Spor'u 1-0 yendi ya. Nasıl bir istek, hocam, nasıl bir arzu. 70 dakika 10 kişi oynadılar Konya'ya. Ve nasıl bir istek, nasıl arzu. En sakalı. Ya böyle bir yani şey yok ya, bir takım yok yani. Takım ruhu. Evet. Nasıl? Ben dedi ki ben şampiyon olacağım kardeşim dedi. O maçta bana yani bilmiyorum kaçıncı hafta falan. Onlara bakmıyorum. Ben dedim 24. hafta. Ha? 24. hafta. Ya evet. 16. hafta varken değil hocam, mi? Hocam asist Atiba, golde Rozier. Evet. Hadi o maça dönelim o zaman. Yani 1-0, 10 kişi 70 dakika oynuyorsunuz. Atiba asisti yapıyor. Rozier golü atıyor. 1-0 kazanıyorsunuz. Sen puan veriyorlar işte. Bir de başka bomba söyleyeyim sana. Golü olmasa golü. Santifor'da kim vardı biliyor musun? He? Ne o? Ya. Orta saha ya çocuk. Allah'ım yarabbim. Hangi Beşiktaş'ı mı söylüyorsun? Yok ya, bizim yabancı Josef ya. Josef de Souza. Josef vurdu, kaydı evet. Biliyor musun? Doğru. Yani top buraya gelse o gol atacak. Şunu anlatmak istiyorum ya, düşünebiliyor musun bak? Doğru. Atiba Rozier kesiyor. Josef orada kaydı biliyor musun? Ya golü o atıyordu yani. Bana göre sezonun transferi o. Şöyle transferi sezonun, hani yetenek olarak değil hocam. Saha içi performansı ayrı. İdari anlamda da sezonun transferi. Çünkü bedava Josef çıkabilme mi? İhtimalini çok yakından takip ettiler. Böyle bir adamı bedava aldım. Ya, olsun. Ya o yapan o başka, ama o maçı söylüyorum. Dedim ki ya pes ya. Sen 10 kişisin. Böyle bir istek, böyle bir arzu, böyle bir hırs, böyle bir inançlı takım şampiyon olur. Ve burada ben konuştum onları biliyor musun? Beşiktaş şampiyon olur diye. Tamam, hatta ben de bir yerlere... Baştan beri söylüyorsunuz. Söyle. Evet. Yani o maç artık ben dedim ki bitti, Beşiktaş şampiyon olur. Ya oyun zaten şampiyon oyunuydu. O maç öyle. Ve bir şunu söyleyeyim mi? Hakikaten Beşiktaş şampiyon olmasa üzülürdüm. Beşiktaş'ın hakkıydı. Ama o maçtan sonra ben Beşiktaş hep ama şampiyon olur dedim, ama şu var. Arada Güven abiyle konuşuyor, yoruldum dedi ya. Son iki hafta Beşiktaş herkesi yordu. Sergen'i de yordu. Güven abiyi de yordu. Beni de yordu. Seni de yordu. Serdar'ı da yordu. Ne kadar Beşiktaşlı varsa bitirdi yani. Yordu son iki hafta. Allah var. Stres. Tabii. Futbol haftasından bahsediyoruz. Tabii yani. Tabii. Öyle söylüyoruz. Yani hakikaten yoruldu. Herkes yoruldu. Şimdi bak, deminki şeylerin tam sayısal olarak gerçekler önümde listede. 8. haftada Fenerbahçe 17, Galatasaray 16, Beşiktaş 10 puanda. Yani birinden 7, birinden 6 puan geride. 35. haftada aşağı yukarı bir lig boyu gelmişler eskilik yani 34 puan. Beşiktaş 71 puanda lider. Fenerbahçe 69 puanda, Galatasaray 65 puanda. Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düşmüş. Yani bu aradaki dönemde de aynı teknik direktör var Galatasaray'ın başında. Yani puan puana geldikleri zaman işte biz vazgeçmeyiz, şöyleyiz, böyleyiz diyen teknik direktör ondan önceki 27-28 haftada 13 puan fark yemiş. O zaman da aynı teknik direktör. Buna göre konuşmaları lazım. Tabii sezonun hikayesi de var Güven abi. Hani her takımın başına gelen farklı olaylar var, krizler var, problemler var. Belki bu sezon en fazla çaresiz duruma düşen teknik direktör ya da çaresizliklerden yeni çareler üretmek zorunda kalan adam Sergen Yalçın'dı. Yani sezonun mucidi aslında Sergen Yalçın. İşte oyuncuların oynadığı mevkileri, farklı mevkileri falan söylüyorsunuz. Ama Galatasaray'da durumlara bakıyoruz ya da Fenerbahçe'de durumlara bakıyoruz. Onların da ayrı bir günlüğü yapacağız ama orada da sıkıntılar, her takımın sıkıntıları kendine göre farklıydı. Onlar da farklı krizlerden geliyor. Sevgili Mustafa, hani Necip'i sol bekti tamam, sağ bekti tamam. Dorukhan sol bek tamam, sağ bek eyvallah. Souza stoper olabilir, Necip'i stoper oynat tamam. Ama Gökhan Töre santrafor. Ben
O ilk santrafor oynadığı günü Gökhan Töre'yi Abubakar dedim abi. Gökhan yani Töre, öylesine o oynadı. Santrafor ve bu Kayseri maçında Beşiktaş'ın santraforu kim? Sergen Hoca ne yapacak? Herkes bunu konuşuyordu. Ben dedim ki bir hikaye vardır. Hani adam bir o yana dönüyor yatakta, bir bu yana dönüyor. Karısı diyor ki ya ne oldu, niye uykun yok? Hasan'a borcum var diyor. Komşu Hasan'a. Öyle mi? Öyle diyor. Kadın camı açıyor. Hasan Bey. Adam camdan bakıyor. Kocamın parası yok. Sana borcunu ödeyemeyecek. Kapatıyor. Yatağa geliyor. Artık o dert Hasan'ın derdi. Senin derdin değil. Evet. Şimdi bu forvet olayında ben bu hikayeden geldim. Ya bu Kayseri'nin derdi, Beşiktaş'ın derdi değil ki. Çünkü Beşiktaş'ın forveti varken takımları ne oynayabileceğini biliyor. Ama forvet yokken ne yapacağını bilmiyorlardı. Ne yapacak acaba? Carlos Carvalho Braga deplasmanında elinde forveti varken Quaresma'yı forvet oynattı. Ya bak forvet demiş, santrafor oynattı. Golcü oynattı yani, o anlamda söylüyorum. Stoperler dağıldı orada. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü mecazi anlamda söyleyeyim, düşmanın belliyse tedbiri önlemleri alırsın, ona göre alırsın. Yani askeri dedi böyle, önce istihbarat, düşmanın istihbaratını toplarsın. Ne olduğunu öğrenirsin. Tanımlanamayan bir cisim olmaktan çıkartırsın onu. Ama burada Kayseri düşünsün dedim ya, ne oynayacağını Beşiktaş'ın. Ya bir dakika bak, burada bir yere gireceğim. Bak şimdi kendimi biraz öveyim ya. Sene Bursa Spor'dayım. Santfor kaçtı. O yok, bu yok. Takımda kimse yok. Sol bek yok. Yattara oynuyor abi. Trabzon geliyor bize. 16. hafta. Yattara, Umut Bulut. Ne o? Gökhan Fenerbahçe'ye gelen. Fenerbahçe santfor. Orta saha. Gökhan İnan mıydı? Ha, Gökhan İnan. Fener'e gitti. Birisi Galatasaray'a geldi ondan sonra. Yattara. Yattara zaten iki kişiyi düğümlüyor. Sol bekim, sol açık, Yenal, yedek, Yenal'ı sol bek oynatıyorum. Orta sahada Kolman, Selçuk, Hüseyin. Gider geldi ya. İyi orta saha. Sağ bek, Serkan ne o? Fenerbahçeli geliyor. Serkan Balcı. Balcı. Geliyor? Ben de Romeşentiko var, sol açık oynatacağım. Maxim. Evet. Değil mi hocam? Ha. Ya dedim ki sen bunu yani... Arkasından mendil sallarsın. Yani gole gidemezsin, adamı takip edemezsin. Yanarız dedim, ben seni oynatmayacağım. İyi dedim. Gökhan, bizim gönül vardı ya, Beşiktaş Gökhan gönül diyorum. Beşiktaş'ta bir santrafor vardı ya bizim, Gökhan. Güleç. Bana yani. Denizli'ye de geldi. Temposu iyi. Oğlum dedim, sen solda çık oyna, bu şeyi tut. Serkan'ı tut. Balcı'yı. Santrafor kimi oynattım? Maxim Romeşenko. Hadi bakalım sen. Ben bunu 15 sene evvel oynattım. Hocam, niye sen beni takdir etmiyorsun kardeşim? Yani şimdi diyorsun ki Gökhan oynadı. Bak 15 sene sahaya çıktı. O muazzam bir maçtı yani. Sana bir şey söyleyeyim. 2-1 yenik, bir şey söyleyeyim mi? Abi Romeşenko ilk önce oynatmayacağım dedim. Herif tamam dedi. Sen dedim ya bunu kovalayamazsın. Gole gitsen bunu kovalayamayacağım. Neyse. Sonra dedim ki santfor oynar mısın? Hayatında kafa vurmamış herif. Oynarım dedi. Oynatacağım ama kafaya koydum. Sercan da bir cezası vardı. Bir gün evvel affoldu ama ben o gün idman yaptırdım ona. Tamam mı? Oynatamayacağım. Tamam mı? Daha Volkan'ı sağ açık oynatıyor. Ya inan, Veli sağ bek, Yenal sol bek. Şimdi maçtan evvel gidiyorum otobüste, filmleri falan ben çok roman okurum, tamam mı? Taraftar bağırıyor. Şöyle otobüste hani romanlarda olur ya. Şöyle bir bakıyorum arkaya. Ay vay. Yani gözünü kapat. Ya kim? Serdar Aziz. Bırak onu, başka bomba anlatayım. Serdar Aziz de bir çocuk var, hep ismini unutuyorum. Giresun'dan geldi. İki stoper orta sahaya koydum onları. İki tane stoper orta, Serdar Aziz daha paf takımda. O Trabzon size geldiğinde bayağı liderdi ya. İyi durumda ya, ne hocam? İyi durumda lider. Ya bir hafta evvel Sivas'ta oynuyorlar. Yemin ediyorum Sivas ceza sahasından çıkamadı. Boğuyorlar. Maçı siz aldınız değil mi hocam? 2-1 yendik. 2-1. Yani onu söyleyeceğim. Müthiş maçtı. Bir şey söyleyeyim mi? Hatırladın mı o maçı ben? Ya ne hatırladın? Yok, ben hatırlamadım. Mustafa hatırladı da. Ya nasıl hatırlamazsın? Romeşenko santrafor diyor ki ya oynar mı? Hocam mucit teknik adamlardan biriydiniz. Bunun sadece bu maç değil. Belki ben bunun onlarca örneğini gördüm. Herhalde yaptık canım bir şeyler de. Başka unutulduk baksana ya. Serdar'ı unutmuş. Hocam kaç yılı geçmiş. Moderasyonu nasıl yapacaksınız? Ben dün de yediğimi hatırlamıyorum hocam. Ya, yok. Ama bazen böyle değişiklikler rakibin kafasını bak, bir şey daha söyleyeyim. Kurcalamaz mı? Herhalde. Sen mesela Maxim'i çıkardın forvet. Şimdi santrafor karşı tarafın santrafor. Karşı tarafın derdi oldu ya, kimi şimdi tutacak herifler zaten, bir de ayağı. Şimdi bak Antalya maçına gittik buradan. Cüneyt falan biliyor musun? Bu Alanya maçına. Yarı final maçına gittik. Şimdi Antalya Spor maçtan evvel konuşuyoruz. Orta sahası ne? Frey müthiş. Hakan müthiş. Öbürü ne? Nuri.
3 tane orta saha. Şimdi Podolski'yi burada oynatsa eyvah. Yani kimi keseceksin ya? Ne yaptı biliyor musun Ersin? Santifor oynattı ve müthiş oynadı. O gün maçı aldı ya herif ya. Podolski, Santifor. Şimdi başkaları şey yapsa, dedim ki helal olsun dedim ya Ersun'a. Ama dedim benden kopya çekti. Ersun da o zaman hoca. Biliyor musun? Yani bana geldikleri zaman Ersun'du. Bu arada da böyle biraz kendimizi methedelim de bir iki başkan falan belki bizi seyrediyorsa. Estağfurullah hocam. Neyse. Türk futbolunda gerçekten icatlar yapan teknik adamdınız. Bunu sahada defalarca gördük. Müthiş hikayeleriniz var ki. Kocaeli Spor zaten başlı başına bir zafer anısı. Evet, sağ olasın canım, Mustafa. Peki Serdar, senin kırılma haftan? Benim kırılma haftası ya da kırılma olayı? Kesinlikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçları. Çünkü o hafta ne olacaktı biliyor musun? Eğer Beşiktaş o haftalarda takılsaydı, puan kayıpları olsaydı... Dibe yapışırdı. Hele Fenerbahçe maçı. Belki teknik direktör değişikliği olacaktı. Yani. O, bizim coğrafyamız uygun buna. Hiç konuşuldu mu bu? Böyle bir istihbaratın var mı? Yani çok böyle isim vermeyeyim ama... yani acaba bir B planı hazırlansa mı diye yönetime tavsiyelerde bulunanlar olmuş. Ama mutlaka her yönetimin içinde öyle isimler vardır. Hani bir planı hazırlayan değil mi? Dün Hakan Gündoğar sosyal medyada çok önceden yapılmış bir Hakan Gündoğar, Sergen Yalçın röportajı videosu gördüm. Sergen Hoca'ya işte bu soru soruluyor. Hani Beşiktaş'a ileride olur mu olmaz mı? Ama hocam senin için de işte sezon tamamlanmayan hoca diyorlar falan. Ondan sonra o hatırlıyor musun cevabı? Evet. Vallahi futbolcumun da biliyorsunuz. Bayağıdır beni tanıyorsun Hakan dedi. Bana futbolcumda da böyle söylerlerdi. Ama sahaya çıktım işler değişirdi dedi. Evet. Ve çekti gitti. Evet. Hakikaten sahaya çıktı ve işleri değiştirdi. Ya ilk Beşiktaş değil mi tam sezonu tamamlayan? Sergen Hoca'nın? Evet. Evet. İlk Beşiktaş. Ya bu Sergen'e bak bir ne şeyim biliyor musun? Tabii o eleştirdiğimiz yani kırılma anı oydu. Ha. O iki yaptı. Bence işte senin dediğin de doğru. Benim, Konya. Oraya. Ama o haftalarda çok radikal değişiklikler olabilirdi camia içerisinde. Ya şeyi nasıl onu oynattı ben hayret ediyorum. Bak iki tane şeyine Sergen var ya müthiş iş yaptı. O kalecilerle başlaması ikisi de süper. Evet. Bir de var ya o Montero'yu Fenerbahçe maçında stoper oynattı ya. Ölsem oynatmazdım bak. 10 kişi çıkardım sahaya. Vallahi o Montero'yu o maçtan sonra oynatmazdım arkadaş. Ben pozisyonu hala güven abi aklımda. Herif 3-4 metrede arkadan gelip geçti. Kaleci atıldı ya. Konya ilk Konya maçı var ya 4 tane attığı Konya'nın. Evet. Orada da Montero vardı herhalde. Var Mustafa. Evet, ben gördüm. Devre arasında yayını senle yapmıştık. Evet. Yanılmıyorsam. 1-0 etmiştik. Siz de buradaydınız galiba. Montero siz mi vardınız? Bilmiyorum abi. Montero iyi ayağa pas yapıyor falan denildi. Bir hata yaptı gol geldi. Ya ne iyi ayağa? Ben orada yayındaydım. Ne pas yapması arkadaşım? Mazhar. Ama her başkan mesela Ahmet Nurçevi'nin onu tercih etmesi... Yönetim kurulunun onu tercih etmesi çok cesur bir adımdır. Cesur bir adım. Evet, doğru. Böyle bir adam getireceksiniz. Bu tribünlere oynama hamlesi değil. Tabii. O imza töreni falan tribünlere oynama hamlesi değil. Birincisi her zaman taraftarın istediği hocayı getireceksin. Belli kriterlere de yakınsa, aşmışsa, kendini de ispatlamışsa, evet hoca yapabilir demişse, bir de taraftar seviyorsa, bir de senin içinden çıkmışsa bundan daha güzel doğru bir tercih olabilir mi? Bu bir. İkincisi ne yaptı? İmza töreni 20 kişi falan dediler ki o zaman. Ya yönetim niye böyle bir şey yaptı? Şimdi arkasına taraftarı almış bir Sergen Yalçın onlar için çok kolay bir hoca olmaz dediler. Ya öyle demeyin. Abdullah Avcı hocalığını tartışmıyoruz. Ama Abdullah Avcı neyin sıkıntısını yaşadı? Soyunma odasına güçlü giremedi. Bakın. Sergen Yalçın'ı bu yönetim o yüzden onun soyunma odasına güçlü bir şekilde soktu. İçerideki futbolcular dedi ki yönetim bak bu adamın arkasındaki insanları gördünüz mü statta? Hadi Abdullah Avcı'yı yaptığınızı Sergen Yalçın'ı yapın bakalım. Son mesela. Bir buçuk dakikamız. Bir de evet. Gezal'ın... Bu çok önemli. Son bir buçuk dakikamız. Yani. Gezal'ın bir açıklaması var o zaman ben bunu söyleyeyim bırakayım. Açıklaması var Sergen Yalçın nasıl birisi diye sormuş. Ondan sonra şeye bak demişler. Arama motorundan. Arama Sergen Yalçın'a oradan Sergen Yalçın'ı sor. Onu sorduktan sonra baktıktan sonra doğru odasına gitmiş. Değil mi? Ondan öyle sonra, okudum ben de. Yani ben de öyle okudum. Yani Sergen Yalçın'ın kolunda ben bir efsaneyim yazıyor. Ve doğru bir şey yazıyor. Hayır ama bu
bu bir iddiadır. Ama güvendir aynı zamanda. İnsanın, ben söyleyebilirim sen bir efsanesin. Ama bu ben bir efsaneyim dediği zaman bu bir özgüven yani, ifadesidir. Ama şöyle bir şey var. Bunu... İçini de dolduruyor. Şunu da ekleyelim. Çok yapıyorlar. Önemli burası. Burası çok önemli. Süremiz doldu sen. Yönetim onu güçlü soktu sevgili Mustafa. Ama Sergen Yalçın da çok akıllı davranarak oraya futbolcu Sergen Yalçın olarak girmedi. Teknik hoca olarak girdi. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim sevgili Serdar Sörler. Rica ederim. Güvenç Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güven Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli yayındı. Sizin de yayınlar her zaman öyle. Süremizi burada noktaladık değerli izleyiciler. Saat başında son sayfa huzurlarınızda olacak ama bir kez daha Beşiktaş'ı yürekten kutlayalım. Mutlu geceler.